mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün sizin için yine dop dolu bir program hazırladık. Bakın bugün programımızda hangi konuları işleyeceğiz? Sevgili izleyiciler, az sonramızda da gördüğünüz ilk bölümümüzde hastanede kendisi veya yakını mağdur olan, hatta hayatını kaybeden insanları haklarını nasıl arayacağını ve hastane mikrobu nedeniyle ölümleri konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Avukatımız Beyza Sındıraç. Hoş geldiniz Beyza Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ve diş doktoru Cennet Taşdemir, diş doktoru dedim ama bugün Cennet Hanım'ın burada olmasının nedeni mesleğiyle ilgili değil. O da hastanede enfeksiyon sonucu annesini kaybettiğini iddia ediyor. Neler yaşandı onu konuşacağız. Size hoş geldiniz Cennet Hanım. Teşekkür ederim. Ben öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Anneniz hastaneye gidiyor, sonrasını sizden dinleyelim. Annem 29 Ekim 2018 tarihinde 65 yaşında kendisi, 20 yıllık tip 2 diyabet hastası ve çok ufak agresif olmayan bir tansiyon hastası aynı zamanda. Normal kendi yaşantısını devam ettiren bir insandı. Ama sol ayak parmağında diyabet hastalarının %70'inde 80'inde gözüken bir kangren gelişti. Ben İstanbul'a gelmesini istedim ama annem İstanbul'a istemiyorum. İşte bir takım düğünler, ziyaretler falan vardı. Ben Maraş'ta bir doktora gideyim dedi. Biz de Maraş'ta bir özel hastanedeki bir ortopedi uzmanına gönderdik annemi. Annemin hastaneye gitmesiyle, yani hani bir git bir görün bir muayene ol şeklinde göndermiştim. Kardeşim götürmüştü. Parmağının kesilip annemin eve gönderilmesi 15 dakika. Yani, bu kadar kolay bir süreç midir yani? Hayır, bakın öyle değil. Yani zaten karşınızda 60'ın üzerinde bir hanım var ve bu kadın diyabet hastası. Bunun önce bir endokrin uzmanına gönderilmesi lazımdı. Yani aslında bir heyet karar veriyor. Bir yara bakım uzmanı tarafından anneme bir bilgi verilmesi lazımdı. Annemin tıkalı damarlarının öncesinde açılması lazımdı. Bir hemogram testinin yapılması lazımdı. Yani yapılması gereken, öncesinde yapılması gereken işlemlerin hiçbiri yapılmıyor. Ya bir kişinin verebileceği bir karar değil, değil mi bu? Yani değil, kesinlikle değil. Zaten sonucunda da bu olayın üzerinden 5 hafta sonra biz annemi kaybettik. Yani ihmaller zinciri sonucunda çok teşekkür ederim annemi vefat etti. Yani ve ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Yani benim babam pankreas kanserinden 3 yıl önce vefat etti. Çok güzel tedavi gördü. A Plus hastanelerde mükemmel doktorların elinden geçti. Ben onlara teşekkür ediyorum. Ama ben annemin kalp krizi geçirmedi. Beyin kanaması geçirmedi. Bu kadın herhangi bir kanser rahatsızlığı yoktu. 5 hafta içerisinde organların çürüyerek bize paket edilerek verilmesini kabul etmiyorum. Bunun da sonuna kadar mücadelesini yapacağım. Evet. Annem 29 Ekim'de bu parmağı kesildikten sonra eve gönderiliyor. Bir antibiyotik veriliyor kendisine. Bu antibiyotik zaten annemin midesine dokunuyor. Yani annemin bir mide rahatsızlığı var mı yok mu şeklinde, yani bir şey de sorulmuyor. Ve gitmesiyle gönderilmesi, işlemin yapılması 15 dakika sürdüğü için zaten bunların hepsi epikriz sonuçlarında var. Yani doktor anneme 29'undan önce herhangi bir işlem yapmış mı, herhangi bir tahlil yapmış mı, hangi ilacı vermiş, bunların hepsinin SGK kayıtları mevcut. Artık şeyden, kanundan, hukuktan kaçamıyorsun. İşlemler eskisi gibi değil. Yani o yüzden ben burada belki bizi izleyen insanlara, kadınlarımıza da faydam olur şeklinde böyle kesinlikle, tek tek tane tane evet, anlatacağım. Ya bunu ispat edemeyiz, ya işte değiştirirlerse, ya tahlil yapmış gibi gösterirlerse, böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bunlar SGK kayıtlarından çıkıyor. Zaten epikriz sonucunda da parmak kesilmesinden önce hiçbir işlem yapmadığını kendisi orada birkaç cümleyle zikretmiş durumda. Peki parmak kesiminden sonra ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Bir antibiyotik yazmış. Annemin rutin kullandığı ilaçları eklemiş reçetesine. Bu reçete de SGK kayıtlarında var. Evine gönderiyor. Annem 5 gün sonra rahatsızlanıyor. Tekrar aynı hastaneye gitmesini söyledik. Tabii ki doktorunun bir görmesini. Acilden giriş yapıyor. O kadar rahatsızlanıyor ki acilden giriş yapıyor. Acilde anneme kan sayımı, hemogram yapılıyor. Annemin minimum hemogramının 12,5 olması gerekirken, hani 12,5'dan başlar 15'e kadar falan normal sınırdır. Annemin hemogram sonucu 8,5.
Yani normalde annemin zaten 5 gün önce de %100 hemogramı oydu. O hemogramla zaten bu operasyon yapılmaması lazımdı. Zaten bir diyabet hastaları bir beslenme sorunu yaşar, bir tıkalı damar sorunu yaşar. Annemin hemogramı 8,5. Peki CRP'si kaç? CRP normalde 5 olması lazım. Hani hafif böyle grip oluruz, kendimizi kötü hissederiz, rapor alırız. İşte evden çıkamayız da CRP'miz 20-25'tir. Peki annemin CRP'si kaç o gün? 252. Bakın bu da bizim elimizdeki tahlil sonucunda. O hastane. Ve annemi yine bu doktor, annemin 15 dakikada parmağını kesen doktor, annemi bu sefer midesine antibiyotik dokundu diye iğne ilaç yazıyor. Onun da SGK'dan reçetesi var. Hatta ben onları hala annemin valizinde duruyor kullanmadan. Kullanmak nasip olmadı. Yine ilaç yazıp gönderiyor. Yine hastaneye yatışı yapılmıyor. Yine hastanede bir enfeksiyon kontrolü yapılmıyor. Bu sırada kardeşim beni aradı. Annem çok kötü. Ben dedi hani değerlerini söyle bana dedim. Ben İstanbul'daydım. Ben dedim o CRP ile kesinlikle eve gitmesin. Maraş'ta başka bir özel hastaneye gittik. Gitmez olaydık. Yani o da başka bir konu. Tabii o hastaneye gidince ayın 3'ünde. Bunların hepsi 3 Kasım'da oluyor. Cumartesi günü. Annemi yine hemogram, kan tahlilleri falan o hastane tarafından da yapılıyor. Yine orada da CRP'si 260 küsür çıkıyor ve buna bağlı olarak hemen dahiliye kliniğine annemi servise yatırıyorlar. Dahiliye servisinde annem birkaç gün tedavi gördükten sonra nedenini bilmediğim bir şekilde dahiliye doktoru annemi yoğun bakıma aldı. Ben annemi hemen yoğun bakıma alınca ziyarete gittim. Neden yoğun bakıma aldığını sorduğumda devlet dedi bazı antibiyotikleri sadece yoğun bakımda ödüyor Cennet Hanım dedi. Ben dedi o yüzden dedi şey yaptım dedi yoğun bakıma aldım. Aslında bunun böyle olmadığını da daha sonra öğrendim. O anneme kullanmış olduğu antibiyotik normal dahiliye servisinde de verilebiliyor, yoğun bakımda da verilebiliyor. Yoğun bakım alma nedeni tamamen bazı hastanelerin yoğun bakım faturalarıyla geçiniyor olması. Ama annemi yoğun bakıma aldığında ben annem bana diyor ki annem yanındaki insan trafik kazası geçirmiş. Öbürü beyin kanaması geçirmiş. Çok ağır hastalar. Annem tek başına oturuyor. Buradan sadece bir antibiyotik. Kızım ben niye buradayım diyor. Psikolojik olarak diyorsun. Çok kötü. Yani diyorum ki bakın biz bu antibiyotiği alalım, ödeyelim. Ya da annemi bize ver. Yok Cennet Hanım az kaldı zaten CRP'si düşüyor. Gayet iyi durumda. Annenizi bir iki güne çıkartacağım. Siz endişe etmeyin. Annenizi bir yere götürmenize de gerek yok. Bu sırada da annemin ayak parmağına hani o kesilmiş olan başka bir hastanede kesilmiş olan ayak parmağına VAC diye bir cihaz bağlanmış. Aynı zamanda hem o cihaz annemin parmağındaki enfeksiyonu çekiyor. Hem de o çıkartılıp bazı saatlerde pansuman yapılıyor. Bu da epikriz sonuçlarında kendi el yazılarıyla mevcut zaten. Anneme hangi tedavilerin yapıldığı ve bunların hepsi sevgili GK'ya gitmiş durumda. Daha sonra annem CRP'si o 260'larda olan CRP 90'lara kadar düşüyor ayın 16'sında. Ben annemin bütün günlük raporlarını aldığım için hepsini böyle ve ezberlediğim için seri bir şekilde konuşabiliyorum. Annem normal yoğun bakımdan çıkartıldı. Normal dahiliye servisine alındı. Kan değeri yükseldi. Yani belki benden bir tahlil alınsa annemden daha kötü çıkacak durumdayım. Yani o kadar iyi hale geldi. Normal servise geldi. Tam ben onu İstanbul'a almak üzereyken annemin çok rahatsızlandığını, işte 2-3 gün serviste kalıp tekrar yoğun bakıma alındığını, gece yoğun bakıma alındığını, ayağım ayağım diye bağırdığını öğrendim. Tabii akabinde doktorundan ertesi sabah bilgi aldım. İşte Cennet Hanım tekrar tedavisine başladık, antibiyotiklerini değiştirdim falan şeklinde bilgi verdi bana. Bu sırada biz şey yaptık yani tekrar ikinci yoğun bakıma girdiğinde CRP giderek yükseliyor ama yani o 90'lara düşen CRP. Ama bu sefer gerçekten alınması gerektiği için alınıyor. Alınması gerektiği için zaten evet. Çok 90 olan. Bir de bu arada olan, ben çok şey yapmak istemiyorum ama burada CRP'nin de anlamını açıp siz CRP doktor olduğunuz için tabii çok özür enfeksiyonu dilerim. Gösteriyor. Enfeksiyon evet belki de hepimiz enfeksiyon, iltihap aynen, olduğunu evet, gösteriyor. Evet çok özür dilerim. Doğru. Enfeksiyon yani kandaki iltihap oranı yani o 5 olması gereken maksimum 8 olması gereken değerin 90'a kadar inmişti. Daha sonra birdenbire 220-240, annem en son vefat ettiğinde 340 CRP, 340 enfeksiyonla vefat etti. Yani enfeksiyona bağlı nedir enfeksiyon? Enfeksiyona bağlı septik sepsis yaşadı. Sepsis bir bakterinin, bir enfeksiyonun bir yerden kan dolaşımıyla diğer organlara yerleşmesi ve organ yetmezliğine neden olmasıdır. Annemin tek ilk başta böbreği iflas etti, diyalize bağlandı. Daha sonra akciğerleri çalışamaz hale geldi. Sonra beyninde hiçbir şekilde
şekilde hiç kimseyi tanımıyordu, konuşamaz hale geldi ve bu enfeksiyondan sonra bütün organ yetmezliğine, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 3. derece yoğun bakımda yatarken ve vefatında başında bir doktor bile yokken vefat etti. Gece 3.30'da vefat etmiş, bize sabah saat 7.30'da haber verdiler. Başında bir doktor yokken dediğiniz yoğun bakımda, yani evet, yoğun bakımda bir doktorun yok, olmaması. Yok, yani 3. derece yoğun bakım mevzuatını ben çok iyi bir şekilde araştırdım. Bütün bu söylediklerimin hepsi de zaten enfeksiyon hastalıkları, yara bakım uzmanları, yoğun bakım doktorları tarafından donanımlı bir şekilde geldim. Yani hiç rastgele hiçbir şey konuşmuyorum. 3. derece yoğun bakım varsa bir hastanenin bir bölümünde bunun mevzuatı çok ağırdır. 8 saatte bir yoğun bakım doktoru değişir. Yoğun bakım doktoru yemeğini bile dışarıda yiyemez. Hiçbir şekilde ayrılamaz. Çünkü orada çoklu organ yetmezlikleri olan hastalar var ve her an eks olabilir. Sizin ona müdahale etmeniz lazım. Ben ayın 7'sinde Maraş'a gitmiştim. Bütün ailemle beraber ve yakınlarına zaten yoğun bakım doktoru, bize ismini söylemeyeceğim şimdi tabii doğru olmaz, şey olmadığını, hafta sonu burada olmayacağını söylemişti ama ben o sırada tabii o olmaz, başka bir doktor olur. Yani hani hiç yoğun bakımın doktorsuz kalacağına ihtimal bile vermedim. Çünkü ben İstanbul'da Alplas hastanelere alışmışım ya da devlet hastanelerindeki tam teşekküllü sisteme alışmışım. Ben hiç hayatımda böyle bir hastane nasılsın, görmedim. Nasılsın, anlattıklarınız illa Alplas bir şey hastane görmedim olmasına gerek yok. Yani hayır, iş yani sağlık, hani herhangi bir hastanede vermedim de olması yani gereken şeyler. Ama peki nasıl bir doktor, sonrasında çok ciddi şikayetlerim oldu, onlardan da bahsedeceğim. Nasıl bir doktor, neye güvenerek, yani 3. derecede olması gerekirken o hastane yönetimi ve başhekimi nasıl doktoruna izin verebiliyor? Nasıl o doktor oradan ayrılabiliyor? Peki İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki özel hastanelerden sorumlu olan kişi ya da yetkililer, yani bir yerde bir eksiklik var değil mi? Yani ben mesela Bağdat Caddesi'nde muayenehanem var. Bana geliyor ilçe sağlıktan. Geliyorlar, inanın bakıyorlar. Kliniğiniz çok güzel doktor hanım ama keşke şu yaşlılar lavaboda kalkarken böyle bir tutamaç yapsanız. Yani ben onu yaptırıyorum. Yani bakın, yani bu kadar basit bir şeyi bile denetliyorlar. En ince şeyden geçiyorlar ama 3. derece bir yoğun bakım bölümünde doktor yok. Yani bu nasıl denetlenmiyor? Ben hala bunu çözemedim. Ve annem 10 Aralık'ta vefat etti. Hastane enfeksiyonundan da bahsedeceğim. Hala o hastanenin yoğun bakımı işliyor. Hala o hastane incelemede deniliyor. Bize hala bir sonuç verilmedi. Hala ben suç duyurusunda bulunduğum halde, birçok avukatla görüştüğüm halde bunu bir mahkeme aşamasına taşıyamadım. Ve şu anda o yoğun bakım hala işlemeye devam ediyor. Evet. Peki Beyza Hanım, hala mahkemeye taşınmamış olması, suç duyurusunda bulundunuz değil mi? Evet tabii, ben 5 tane tabii ki. İlk doktorumuzla ilgili, ilk ortopedist doktoruyla ilgili malpraktis davası açtık. Açtık derken açmak için dilekçemizi verdik. İkinci daireye doktorunun annemin enfeksiyonunu yönetemediği için, çünkü annemden Acinetobacter baumannii diye bir bakteri yoğun bakımda bulaştırıldı. Hastane yönetimini bu bakteriyi bu bakterinin ölmesine neden olduğu için, hastanesinde böyle bir enfeksiyona rastlandığı için suç duyurusunda bulundum. Yoğun bakım doktorunun annem vefatı sırasında yoğun bakımda olmadığı için suç duyurusunda bulundum. Dahiliye ve ortopedi doktorunu da enfeksiyonu yönetememekle ilgili. Hatta bize bu annemin enfeksiyon sonucuna bakmamışlar. Ayın ikisinde çıkmış, annemin Acinetobacter baumannii bağırıyor, CRP giderek yükseliyor, organ yetmezlikleri başlıyor. Bize bu sırada şey imzalattılar, annenizin ayağını keselim. Annenizin ayağını kesersek iyileşir, bu CRP düşer dediler. Bir de annemin ayağını kestiler bu şekilde, biliyor musunuz? Sepsis olmuş bir hastanın. Parmaktan sonra ikinci hastanede ayağını kestiler. Annem ayağı kesildikten sonra hiç konuşamadı zaten. Bütün vücuduna yayıldı o yara yerindeki bakteri. Hiçbir şekilde iyileşemedi ve bizimle konuşamadan, vedalaşamadan vefat etti. Yani ikisinde çıkan Acinetobacter baumannii'nin tek bir tedavisi var. Kolistin diye bir antibiyotik. Buna doktorun ne zaman başlamış biliyor musunuz? 2 Aralık'ta çıkan sonuca 5 Aralık saat 11'de başlamış. Bunların hepsi SGK kayıtlarından çıkıyor. Hepsi yani 3 gün önce başlaması gereken bir tabii şey. Tabii ki onu takip edersin, hatta hızlandır dersin. Yani kaç tane zaten yoğun bakımda hastan var. Yani telefon açıp oradaki Maraş küçücük bir yer. Oradaki mikrobiyoloji doktorunu da zaten tanıyordur. Bunu hızlandır, bu hastanın durumu acil dersin. Bununla ilgili düşüncen nedir dersin. Ama buna rağmen o doktor Maraş Üniversite Hastanesi mikrobiyoloji bölümünden sonucu gönderiyor, ekrana atıyor. Ama annemin tedavisine 3,5 gün sonra başlanıyor. Yani bu bir şey değil ki, bu bir komplikasyon değil mi? Tamamen malpraktis doktorun tamamen ilgisiz kalmasından sonucu annem vefat etti benim.
hem bu enfeksiyonu bulaştırdılar, hem tedavisine çok geç başladılar. Hem de annem vefat ederken yoğun bakımda bir doktor yetkili yok. 45 dakika anneme hemşireler müdahale etmiş. Bizim WhatsApp yazışmalarımız da var. Oradaki hemşire zaten bunu itiraf ediyor. Anneniz 3.30'da vefat etti. 45 dakika hemşireler müdahale etti şeklinde. Zaten benim... Peki yoğun bakımda tamam doktor yok ama hastanede de mi doktor yok? Yani bu iş sadece hemşirelere kalıyor. İnanın terk etmişler. 3. derece yoğun bakım hastalarını o hastane terk etmiş. Yani umudunu kesmiş. Fakat SGK'ya faturalar kesiliyor. Gecelik çok ciddi bir rakam alıyorlar. 3. derece yoğun bakım mevzuatında SGK'dan çok ciddi bir destek alıyorsunuz. Ve hastane enfeksiyonlarının devlete maliyeti çok ağır. Hastanın bir kendi maliyeti var. Bir de bu enfeksiyondan dolayı kullanılan ilaçların maliyeti var. Bazen hasta 300 gün bitkisel hayatta kalabiliyor. Ve her gece SGK 880 ya da 900 lira gibi bir rakamı o hastanın yatışı için ödüyor. Diğer ilaçları dışında düşünebiliyor musunuz bu rakamı? Devlet olan maliyetini. Yani evet. Bunlar 3. derece. Hatta bir avukat arkadaş dedi ki Cennet dedi bunlar acaba dedi 1. derece yoğun bakıma alıyorlar dedi. Orada hastalandırıp 3. dereceyi mi? Hani ben o kadar kötü niyetli olmak istemiyorum. O kadar art niyetli düşünmek istemiyorum ama o kadar çok ihmal söz konusu ki terk etmişler. Nasıl olsa bu hastalar bugün ölmese 3 gün sonra ölecek şeklinde bir ilgisizlik söz konusu. Ama hala da yoğun bakım doktoru da çalışıyor, hastanede çalışıyor. Biz de onu çözemedik yani. Bunun hukuksal tarafını şimdi Beyza Hanım'la da konuşacağız ama sizin gibi çok ciddi bir mağduriyet yaşayan babasını 7 yıl önce hastane enfeksiyonundan kaybeden avukat Muhammed Sarıkaya da şimdi karşımızda. Onu da bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Fedor Hanım. Evet, sizin de başınız sağ olsun. 7 yıl önce babanızı kaybetmişsiniz. Cennet Hanım'la konuşuyoruz. Benzer şeyler yaşamışsınız aslında siz de. Hastane enfeksiyonundan kaybettiğiniz söyleniyor babanız. Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Ne oldu? Evet, teşekkür ederim. 7 yıl oldu. 2012 yılında hastaneye bel fıtığı ameliyatı nedeniyle yatırmıştık babamı. O zaman önce bir ilk operasyonda bir yanlışlık oldu. Doktorun bir hatası nedeniyle bir defa daha ameliyat yapmak zorunda kaldı. Tabii bu hastanede yatış süresini uzattı. Yaşı da ileri olması nedeniyle hastane enfeksiyonlarına maruz kalması neden oldu. Beraber kaldığı odadaki oda arkadaşı enfeksiyondan yatan yaşlı bir hastaydı yine. Onun yanında pansumanları, bakımları yapıldı. Yoğun bakıma alındı. Onlarca kişinin içerisinde bakımları yapıldı. Daha sonra hastane enfeksiyonu olduğu söylendi. Bir 35-40 gün kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra maalesef kaybettik babamı hastane enfeksiyonu nedeniyle. O zamandan bu yana da hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama işte görüyorsunuz yaklaşık 7 yıllık bir süreç oldu halen de. Kamu hastanesi olması nedeniyle idari dava açmıştık. Danıştay'da şu an dosyamız henüz bir karar çıkmış durumda değil. 7 sene önceden bahsediyorsunuz. 7 senedir hala bir karar çıkmadı mı? İdari mahkeme. Evet. Yerel mahkemede tabii red kararı verdi mahkeme. Bir üyenin bizim lehimize oyuna rağmen o çok güzel red kararı verdi. İtiraz ettik dosyaya. Danıştay da şu an bekliyor. Gerekçesi tabii, neydi acaba? Şimdi, onu bir sorabilir miyiz? Yani şimdi idari davalarda özellikle bu hastane enfeksiyonu konusunda insanlar bizler haklarımızı ortaya koymakta, kanıtlamakta zorlanıyoruz. Davayı açtık bilirkişiye gönderdi adli tıpa hastane. Adli tıp yaklaşık bir 11-12 kişilik kurumun içerisinde hiçbir enfeksiyon uzmanı olmadan bir rapor yazdı. Yazdığı rapor gerekçesiz, gelişi güzel. Tamamen hastanenin yapmış olduğu savunmanın kopyalayıp yapıştırılmış şekliyle bir bilirkişi raporu yazdı. Bu rapora da itiraz ettik. En azından bir enfeksiyon uzmanı olsun dedik. Bir malpraktis var mı bu durumda o incelensin dedik. Ama bu incelemelerin hiçbirisi yapılmadan yazılan bir bilirkişi raporuna istinaden mahkeme reddetti. Evet. Tabii bu malpraktis davalarında özellikle hastane enfeksiyonu konusunda bizim bilgisiz olduğumuz kadar maalesef yargı da bilgisiz. Doğal olarak. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Tıbbi uygulama hatası nedir? Hastane enfeksiyonu nedir bilmiyoruz. Adı hastane enfeksiyonu olduğu için sanki her hastanede olur, normaldir gibi algılanıyor halk tarafından ama öyle bir şey değil. Yani hastane enfeksiyonu sağlık bulmak için, şifa bulmak için hastaneye giden bir insanın kapmış olduğu başka bir, tali bir hastalık. Hı hı.
Bu nedenle ben hep şunu söylüyorum, hastane enfeksiyonu kader değildir, önlenebilir. Tabii bunun önlenmesi için neler yapılması lazım? Önce bilinçlenmemiz lazım. Ne olduğunu, buna karşı neler yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Hem sağlık çalışanları, hem hastalar, hem de yargı görevlileri bakımından bilmemiz lazım. Evet. Peki Muhammed Bey, başka vakalarda var mıydı? Babanız hastanede yatarken enfeksiyon anlamında daha, yani hayatını kaybeden ya da bu anlamda hastanede tedavi gören? Şimdi tabii bunu bilmek de mümkün değil. Çünkü bu davalarda da en büyük karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, biz hukuka aykırılığı veya haksızlığı hastanenin tutmuş olduğu deliller, belgeler üzerinden kanıtlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu da hastanede ne kadar uygun tutuluyor, ne kadarı veriliyor, ne kadarı suyu üstüne çıkıyor, malum hiçbirini bilemiyoruz ama muhakkak vardır. Bana çünkü enfeksiyona neden olan bazı nedenler var. Bunların en başında hijyen geliyor. Aslında çok basit tedbirler bunlar. Mesela el temizliği. Bu hijyen hususuna dikkat edilmezse hem sağlık çalışanları, hem hastalar, hem hasta yakınları bakımından bu enfeksiyona maruz kalınabiliyor. Bu tabii hastanelerin hiçbirinde uygulanmıyor. Mesela hastanede yoğun bakım ünitesinde olduğu yerde inşaat devam ediyordu aylardır. Bizim tedavi olduğum, babamın tedavi olduğu zaman da. Şimdi inşaat çalışanları girip çıkıyor. Yoğun bakım bir 15-20 kişinin yattığı yoğun bakım. Oraya hasta yakınları girip çıkıyor. Hemşireler, çalışanları hiçbir tedbir almadan girip çıkıyor. Olmamış olması mümkün değil. Evet. Zaten ben şöyle birkaç istatistik de getirdim size. Buyurun. Şimdi hastane enfeksiyonu sadece aslında Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın bir sorunu. Ama gelişmiş ülkelerde bu konuda ciddi tedbirler aldıkları için bu enfeksiyon olaylarında büyük başarı sağlıyorlar. Mesela Almanya'da yılda 20 bin ile 40 bin arasında ölüm var hastane enfeksiyonundan sadece. İngiltere'de 5 bin, Amerika'da 100 bin ölüm var. Mesela Amerika'da 6 dakikada hastane enfeksiyonu nedeniyle bir ölüm gerçekleştiği ortada. Türkiye'de de tabii kesin veriler yok, istatistiklerin düzgün tutulmaması nedeniyle. Ama Amerika'nın nüfusunun 1/4 olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de de 20-25 bin ölüm olduğunu düşünüyoruz. Bu da takdir edersiniz ki çok ciddi bir rakam. Yani bugün ülkemizde terör sorunlarından bile çok büyük bir rakam. 20-25 bin ölüm sadece hastane enfeksiyonu nedeniyle. Ve basit tedbirler alınsa bu hastane enfeksiyonunun çok büyük oranda önüne geçilebilecek durumda aslında. Ama bu da tabii topyekin yapılması gereken bir mücadele. Sadece müferit olarak hasta yakınlarının yapabileceği çok da bir şey yok aslında. Çünkü böyle bir iş hasta yakınlarının, hastanın başına geldikten sonra herkesi dava açma yoluna gitmiyor bazı çekincelerden dolayı. Bu maddi olabiliyor, manevi olabiliyor, aynı şeyleri yaşamak istemiyor olabiliyor, çekiniyor. Bu nedenlerden dolayı da tek kişinin yapmış olduğu mücadele de yeterli olmuyor. Yani şimdi Cennet Hanım da bu konuda takdir edilecek mücadelesi var. Evet. Herkes bu şekilde olsa, hakkını arasa en azından, sorumluların biraz daha işlerini iyi yapacağını, bu sıkıntıların giderileceğini düşünüyoruz. Evet, peki. Ben de size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ben de. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Beyza Hanım, ben şimdi biraz da size dönmek istiyorum. Biraz da hukuksal boyutunu konuşmak istiyorum. Yani aslında sizin anlatacağınız daha çok şey var ama. Tabii. Evet, bir taraftan 7 yıldır hala devam eden bir davadan söz ediyoruz. Yani niye bu kadar uzun sürüyor bu davaların sonuçlanması ya da bir karar çıkması? Şimdi ben öncelikle her iki konuğumuza da başsağlığı diliyorum. Gerçekten de kabul edilecek ve de hani katlanılacak bir acı değil. Hani ölüm zaten bir acı ama bir bunun ihmal sonucunda gerçekleşmiş olması ve bunu bir de hem mağdur yakınının doktor olması, diğer mağdur yakınının avukat olması. Şimdi burada aslında çok da fazla benim kendilerine anlatabileceğim şeyler yok. Kendisi zaten bilinçli bir kişi Cennet Hanım. Şu açıdan ben tabii genel olarak bir sürü insan var. Evet, birisi doktor, birisi avukat. Yani şu anda siz öylesiniz ama hani sokakta ev hanımı da tabii var, ki. Farklı meslekten tabii olanlar da var, haklarını bilmeyenler de var. Az önce yüzden fark ettiyseniz zaten Cennet Hanım da konuşurken tıbbi literatürden konuşuyor. O yüzden de sağlık hukukunun zaten en zor kısmı, bir kısımda hukuk dili
ağırdır. Bir kısımda tıp dili, iki dilin de ağır olması bunu daha basit ve genel olarak ifade etmek daha seyircilerimiz açısından faydalı olacaktır. Şimdi burada konu üzerinden bakarsak Cennet Hanım'ın olayında hakikaten çok zincirleme hatalar yapıldığı gözüküyor. Fakat bunun tespiti noktasında çok önceden bazı önlemlerin alınmış olup olmadığının bakılması. Ayrıca ben bir öncelikle bir şey sormak istiyorum. Sizde otopsi yapıldı mı acaba? Otopsi yapılmadı. Hayır. Hmm. Otopsi yapılmadı. Yani hastane enfeksiyonundan dolayı veyahut da ölüm sonucu olarak ne yazıldı? Annemin 3.5'da normal doğal ölüm yazmışlar. Doğal ölüm. Evet. Hmm. Bize sabah 7.30'da haber verdiler zaten. Çünkü öyle nedeni de şu. Yoğun bakım doktoru ancak gelebildi hastaneye. Hastanede biz gittiğimizde sorun olmasın diye. O gelince bize haber verildi. Biz zaten uçağa biniyorduk. İstanbul'a dönüyorduk. Çok daha afaki olacaktı buraya döndükten sonra tekrar oraya dönmem. O zaman kıyamet kopardı. Yani çok yanlış olacak ama bir cümle kullanacağım. İnanın yani sonra sağlıkta şiddet falan diyorlar ama yani benim annem vefat ediyor. Bize 7.30'da bildiriyorsunuz. Doktor yok. 45 dakika başkaları müdahale ediyor. Ben annemi niye yoğun bakımda bırakayım ki? Alırdım. Giderdim onu bir görmek isterdim. Yanında olmak isterdim. Bu benim hakkım yani. Her anlamda hakkım. Zaten ihmaller zinciri sonucunda vefat etmişsin. Bari son dakika bir terbiyesizlik, saygısızlık yapma. Bana kendin bilgi ver. O dakika bilgi ver. Ben yanına gideyim. Annemi böyle konserve gibi dondurmuşlar morgda. Zaten Aralık ayındayız. O kadar donmuştu ki yani o yıkanırken, defnedilirken biz buz gibi bir şeyi defnettik. Yani o inanılmaz kötü durumdaydı. İnanılmaz kötü durumdaydı. Otopsi yapılmadı. Annemin ölüm raporunu da getirdim zaten burada. Doğal ölüm yazıyoruz. Ölüm saati yazıyor. Şimdi yani özellikle sormamın sebebi çünkü ölüm sebebi bu durumlarda anlaşılamadığı zaman sonrasında da tespiti noktasında da hukuki açıdan ispatı noktasında da sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi dediğimiz gibi mağdur yakınının bilinçli olması, biz de biliyorsunuz dini inancımız gereği ölüm Allah'tan gelen bir şey deyip kabul edilir. Fakat burada kızının doktor olmasından kaynaklı olaraktan bütün aşamadan, ilk başından sonuna kadar yapılan hataları siz bilinçli olduğunuz için fark edebilmişsiniz. Tabii burada kendisinin de az önce bahsettiği gibi malpraktis davası, açmak istiyorum. Veya işte savcılığa suç duyurusunda bulundum. Fakat bunlardan dolayı hala da bir sonuç alamadım şeklinde. Hukuki noktada da sıkıntılar var. Aslında genel olarak anlatmak gerekirse hastalar haklarından bir haberler. Yani gerçekten de ne hakkı sahip olduklarını, kendilerine yapılan her tıbbi müdahaleyi kabul etmek zorunda değiller. Veya hangi müdahale yapılıyorsa bunun neden yapıldığını sorup, araştırıp, mesela az önce bahsettiği konu çok önemli. İlk hastaneye girip çıkması 15 dakika. Parmağının kesilip çıkması. Bu ciddi anlamda vahim bir durum. Bunları dediğim gibi çok da fazla hani özel konunun üzerinde yorum yaparak hukuki yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bu genel olarak ileride değerlendirmek de, evet, gerekiyor. İleride de dava konusu olacağı devam için. Devam edeceğiz ama kısacık bir ara vermek zorundayım. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.